Merhaba, herkese merhaba. Ben Burcu, İsveç'teki yaşantıma hoş geldiniz. Buket Öztekin'i diğer videomdan hatırlıyorsunuzdur. Yine buradayım. Hoş geldin tekrardan. Film buluşken bırakmayayım dedim. Ve bugün İsveç'te doktora nasıl yapılır? Sen de son 5 yılın değil mi bu şekilde geçti? Evet. Bu videoda böyle sorular olmayacak. Doğaçlama bir sohbet videosu olacak. Deneyimlerine dayalı olacak. Umarım keyif alırsınız. İsveç'te nasıl doktora yapılır merak ediyorsanız videomuza geçelim. Bize anlatır mısın? Belki diğer videoyu izlemeyenler vardır. Anlatayım tekrar. Bu sefer de bu konuyla alakalı olan kısmı anlatayım. Ben İsveç'te doktora yapmaya 2014'ün sonunda geldim. Uppsala Üniversitesi Dil Bilimi bölümünde doktoraya başladım. Bir projeye kabul edildim. Bundan da bahsedelim. Türkiye'de ise psikoloji okudum. Sonra dil ve konuşma terapisti bölümünde master yaptım ve dil biliminde doktora devam ettim. Böyle bir karışık bir akademik geçmişim var. Harika, çok güzel. Peki İsveç'te doktora nasıl oldu? Yani var mıydı aklında daha önce böyle bir hayali? Neden İsveç? Biraz bunları bize anlat. Ben İsveç'i seçmedim, İsveç beni seçti. Oo, o daha güzelmiş. Yani şöyle, ben dil ve konuşma terapistliğinde yüksek lisans yaparken doktora arayışına girdim. Fakat İsveç aklımda hiç yoktu. Doktor arayışında olduğumu bilen hocalarım, teşekkür ediyorum onlara buradan. Hep teşekkür ettim zaten onlara daha sonra da. Bana, Buket böyle böyle bir proje var İsveç'te, ne düşünüyorsun? Ve bana bunu yolladıklarında bu proje olduğunu, son başvuru süresi sadece son bir haftaydı. Okay. Ve düşün, bir doktora başvurusu hazırlamak o kadar da kolay değil. Ve ben bunu bir haftada yapmak zorundaydım. İsveç ile ilgili hiçbir fikrim yoktu açıkçası. Yok muydu? Evet, ve çok ilginç şeyler anlatacağım sana. Hiç bilmediğin. Tamam. Böyle İsveç sadece şöyleydi. İsveçli iki arkadaşım vardı. Onlarla da İspanya'da tanışmıştım. Sarışındı ikisi de. Bundan ibaret. Bir şey diyorum. İsveç soğuk bir yer. Ne politikası, ne sosyal ekonomik seviyesi pek bilmiyorum. Tamam, zengin bir yer, iyi bir hayat olabilir, soğuk, sarışın. Sarışın. Bu kadar. Süper. Sonra nasıl gelişti peki olaylar? Başvuruyu bir hafta içinde tamamladın. Aynen, başvuruyu bir hafta içinde tamamladım. Kendimi eve kapattım. Yani çok istedim. Proje çok uygundu bana. Çok zaten çocuklarla çalışmayı çok seviyorum. Projede dil bilim bölümünde fakat tam olarak benim üzerine çalıştığım konu, yani dil ve konuşma terapistliğini kapsayan, çok dilli çocukların Türkçe, İsveççe konuşan dil gelişimleri üzerine bir projeydi. İçimden bir ses dedi ki, yani bu senin gidişin. Evet. Çok güzel bir yol. Ve başvurdum. Başvuru süreci ise şöyle oldu. Öncelikle tabii ki senden bazı belgeler istiyorlar. İşte CV, kapak mektubu, cover letter, hani niye başvuruyorsun, ne yapacaksın, sen kimsin? Ve bir research interest dedikleri, yani araştırmanı ne gibi yapmayı düşünüyorsun, ne üzerine yapıyorsun? Proje bile olsa yine de senden onu bekliyorlar. Yani benim zaten süpervizörümün açtığı bir projeydi bu. Zaten ne yapılacağı az çok belliydi ama yine de benden onu bekliyorlar. Yani sen ne yapacaksın buraya geldiğinde? Onu yazmam gerekti. Daha sonra bu başvuru süreci aslında çok kısa sürmüyor. Önce bir gidiyor, bir komite onu inceliyor. Yani sadece başvurduğun projeyi yöneten süpervizör değil, bir de bir komite var. Onların da incelemesi gerekiyor ki kayırmacılık vesaire olmasın diye. O yüzden böyle bir süreç alıyor. Önce bana haber geldi işte ilk üçtesin diye. Ama yine de daha beklemem gerekti bunun üzerine. Tabii ki heyecanlıydı. Evet. Daha sonra da oldu. Üç ve geldim. Geri bırakıp projeyi aldım. Aynen. Harika, çok güzel. Peki ondan sonra süreç nasıl gelişti senin için? Buraya gelinmek için işte Mikronos'u fark etti. Bir de vizeler, yani onu da belirtelim. Öğrenci vizesinden farklı bir vize seninki, evet, değil mi? Oturma izniyle gelebiliyorsun. Çünkü doktoraya kabul edildiğinde artık bir vize değil, oturma izni. Bu oturma izni ise kalıcı değil, geçici bir izin. Her sene yenilemek zorundaydım. Bir senelik verdiler ve her sene yenileyeceğim bir oturma izni.
Bunun için de tabii ki zaten şeyleri biliyorsun, hangi belgeler gerekiyor vesaire, bunlar çok net bir şekilde sana iletiliyor. Ben bunu her şey olduğu gibi son anda yaptım ve o sırada da inanılmaz bir Suriye göç krizinin olduğu bir andı. Ve çok stresliydi. Yani uçak biletimden bir gün önce kartım ulaştı. Bir gün. Ve o İsveç konsolosu İstanbul'daki öyle randevuyla falan da çalışan bir yerde, ilginç ki İsveç'te her şey biliyorsun 10 ay önceden randevu aldın. Orası hiç öyle değildi. Gayet şöyle 9-11 arası gel ve sıra bekleydi. Şu an nasıl bilmiyorum. Ve o Suriye krizinin olduğu zamanlar, yoğunlukta bayağı orada hani bekleyip adama şey dediğimi hatırlıyorum, yani uçağım 3 gün sonra bu, pardon. Önce bir başvuru için gidip sonra bir de kartı almaya gittiğimde yine belli bir süre içinde almam gerekiyordu. Adama yarın uçağım var lütfen hani kartımı almam lazım diyerek aldım. Ama biraz da ben son ana bıraktım. Fakat yine de çok hızlı işledi süreç, onu söyleyeyim. Yani İsveç'te en azından o dönemler, ki şu anda da hızlı ve yavaş işleyen şeyler var biliyorsun. Aslında daha yumuşak. Yani o kadar sıkıntılı değildi. Peki şimdi normalde öğrenci vizelerini işte master'a başvurduğumuzda ya da üniversite okumak için başvurduğumuzda belli bir para göstermek gerekiyor mikrosverkete. Yani göçmenlik biliyorsun ama doktora yaptığınızda aslında sizin hali hazırda bir maaşınız oluyor. Aynen, bu çok önemli. Doktora yaptığında burada aslında iş, yani çalışıyorsun ve maaş alıyorsun. Ama öğrenci indirimlerinden faydalanabilirsin. Harika. Yani çok güzel bu doktora yapmak. Hem her şey indirimli, hem senin maaşın var ve herkesin olduğu gibi bir iznin var. O yüzden bir para göstermene gerek yok. Herhangi bir burs almana, burs kovalamana gerek yok. Zaten doktora yapmak demek İsveç'te tam zamanlı işe sahip olmak demek. Ve güzel bir maaşın var. Yani zengin değilsin ama fakir de hiç değilsin. Gayet güzel bir standartta yaşayabiliyorsun. Yine herkesin olduğu gibi işte 28 gün ve belli bir yaşın üstündeysen de 30 gün iznin var. Her türlü imkandan yararlanabiliyorsun doktora öğrencisi olarak. Mesela bu imkanlardan biri sağlık yardımı. Onda da şöyle, sana belli bir miktar hak veriyor çalıştığın yer. Ve bu üniversite de bunu yapıyor. Gym'e yazılmak spor salonuna ya da masaj gibi, yani senin sağlığınla ilgili bu tarz yaptığın hareket ve sağlıkla ilgili şeylerden belli bir miktar para alabiliyorsun. Ben mesela spor salonuna hep bedavaya gittim. Neredeyse evet. Çok güzel. Ya bayağı bir çalışma olarak geliyorsun aslında. Peki doktorun süresi İsveç'te 4 yıl. Bu arada İsveç'te vatandaşlığı alabilmek için 5 yıl oturmanız gerekiyor. Bunu mesela gelen doktora öğrencilerine uzatma durumları mı olması lazım, yoksa başka bir proje bulundu tekrar üzerine bu şekilde 5 yıl tamamlayıp vatandaşlık alabiliyorlar değil mi? Bunlar aslında vatandaşlık zamanı sayılıyor. Ondan bahsedeyim. Şimdi şöyle, dedim ya doktorada geçici kart veriyorlar sana. Her sene yeniliyorsun. Bunu daha sonra her 2 senede bir çıkardılar. Yani ben her sene yenilemek zorundaydım. Şu an bir doktor olarak gelirse 2 sene kartın oluyor. Ve sonra diyorsun ki ben doktoruma devam ediyorum. Diye bütün belgelerini gösteriyorsun, hani bırakmadım ve tekrar yeniliyorsun. Şu an 2 sene olması lazım ama ne olduğu önemli değil. 1 sene de olsa 2 sene de sadece o ufak bir stres katıyor her yıl. Ama doktoruna devam ediyorsan zaten sana okuldan işte diyorlar, bütün belgelerini veriyorlar. Sen de onu yolluyorsun göçmenlik bürosuna, sorun yok. Ben buraya gelmeden önce şöyleymiş kural, 4 sene doktoranı yap ve git. İş bulamazsan. Ben buraya geldiğimde ilginç bir şey oldu. Bunu anlatmak istiyorum. Avrupa Birliği parlamentosunda çalışan bir kişiyle birlikte kaldım. Onun odasını kiraladım. Belçika'da çalışıyordu kadın. Uppsala'da önceden milletvekiliymiş. Pardon, İsveç'te. Bu bana yetmedi, İsveç parlamentosu. Avrupa Birliği'nde çalışacağım diye. Orada çalışmaya başlıyor. Gidip geliyor Belçika'ya. Ve evinde de oğullarından kalan bir odayı bana kiraladı. Ve vardığımda ben hiç bilmiyordum buna. 4 sene sonra ne olacak falan bilmiyorum. Kadın bana dedi ki ben de tam yeni bir kanun yazdım. Sen mi? Sen gelmeden önce biliyor musun artık doktora öğrencileri 4 yıl sonra kalıcı oturma izni alma hakkına sahipler. Harika. Ve ben böyle nasıl ya, hiç bilmiyordum. Yani ben bunu hiç daha düşünmedim, ona sonra geliriz modundayım. Ve
görüyorum ki bu kadın, yani İsveç şöyle bir şey yapıyor. Diyor ki biz bu doktor öğrencilerini yıllarca eğitiyoruz, yatırım yapıyoruz. Evet. Ve sonra da gidin diyoruz. Ki baktığında Hollanda hala bunu yapıyor. Hı-hı. Yani iş bulamazsan eğer sana bye bye. 6 ay mı ne öyle bir süre var. Pek çok ülke bunu yapıyor. Hı-hı. Ve İsveç'te çok güzel bir şekilde sen 4 yıl doktora yaptıktan sonra kalıcı oturma izni alma hakkına sahipsin. Fakat çok önemli, doktorunu 4 yıldan önce bitirmeyeceksin. Yani ben doktorumu uzattım, benim 5 yılda bitti. Her doktora 4 yıl değil, projede olduğum için 4 yılda. Onun dışında diğer doktoralarda bir de öğretmen gerekiyor, ders vermen. O zaman 5 yıla çıkıyor çünkü uzatma alıyorsun. %20 öğrettiğini düşün. Yani normalde 4 yıl doktora ama sen uzatmalar alabiliyorsun yine. Onları da tabii ki ödüyorlar. Ben de mesela 4 yıllıktı projem, uzatmalar aldım işte. Misafir öğretmen olarak öğrettiğim bazı fırsatlar oluyor, farklı projeler oluyor ve sen bunları hep uzatma olarak yazıyorsun. 4 yıldan sonra hemen başvurdum. Harika. Kalıcı oturma iznine. Önce kalıcı oturumunu aldın. Aynen ve 5 yıl sonra da vatandaşlığa başvurabiliyorsun. Evet sayılıyor o 4 yıl. Şu an vatandaşlığa başvurdum, henüz almadım. Bekliyorum. Çünkü vatandaşlık bekleme süresi 3 yıl. 3 yılda çıkarmış maalesef. Bu arada hemen şunu söyleyeyim. Eğer buraya üniversite okumaya geliyorsanız burada yaşadığınız süre sizin vatandaşlık alma süreciniz olarak işlemiyor. Vatandaşlık için tamamen bir oturum almanız gerekiyor. Vergi. Çünkü doktora yaparken sen burada bir çalışansın ve vergi ödüyorsun. Doğru, o aynen. Çok önemli. Aslında iş vergisi yani ya da iş oturumu gibi aldığınız için. O yüzden bana bazen işte sorular geliyor öğrencilerden. İşte üniversite okumaya gelsem vatandaşlık için başvurabilir miyim? Böyle bir şey imkanı yok. Yani bazı kişiler bölümler okuyup İsveç'te vatandaşlı olduğunu söylüyorlar. Bilmiyorum gerçekten nasıl yapıyorlar. Öyle yasal bir hakkınız yok üniversite okurken. Bir de üniversite okurken şöyle, önceden üniversiteler burada herkese bedavaydı. Biliyorsunuz muhtemelen. Şu anda sadece Avrupa Birliği'nde oturma olanlara bedava. Yani Türkiye'den buraya eğer bölüm okumaya geliyorsanız para ödemek zorundasınız. Çok. Master için de öyle. Doktora için öyle bir şey yok. Doktora da onlar size ödüyor. Artık diğer fark da Mykonos ve Erkek'te herhangi bir para göstermeniz gerekmiyor. Değil mi doktora yaptığınız? Ama yüksek lisans ve üniversite okurken mutlaka Mykonos ve Erkek'te yani nerede 8000 kron kişi başı para göstermeniz gerekiyor. Onu da bu ayrıntıyı söyleyelim. Ondan sonra süreç nasıl geçti? Doktora yapmak nasıl İsveç'te? Ortam nasıl? Akademi hayatı nasıl? Biraz bize bunları anlat. Ya şöyle, bir kere İsveç'te doktora yapmak çok güzel. Yani gerçekten herkesi tavsiye ediyorum. Buraya gelecekseniz doktorayla gelin, gelmeye çalışın. Çok güzel derken tabii ki zor. Doktora yapmak zor bir şey, o kesin. Yani hani bile oynaya değil, depresif bir süreç olabiliyor. Kişiden kişiye değişir, bölüme göre ne kadar ilgilisin değişir. Benim için iyi bir deneyimdi bazı kısımları. Fakat tabii ki çok zor yanları da oldu. Yani oturup tez yazmak kolay değil. Ama nasıl mesela? Burada sana çok fazla imkan sunuyorlar. Doktora yaparken bütün gittiğin konferanslar, eğitimler yurt dışında vesaire hepsine bir kere ödenek bulabiliyorsun. Cebinden bir şey çıkmıyor. Onun dışında üniversitenin senin için ayırdığı bir para var. Sadece bunlar için, kitapların, gezilerin vesaire için kullandığın. Onu kullanmak istemiyorsan da başka yerlerden kolayca burs bulabiliyorsun bölümüne göre. Yani seni aslında çok cesaretlendiriyorlar. Benim için öyleydi. Hani git eğitim al, işte Hollanda'ya git oraya. Ben hep bir hafta Barcelona'ya, iki hafta Hollanda'ya, işte Fransa'da bir yere vesaire böyle yaz okulları, kış okulları falan gittim. Ya zaten gezmeyi, tozmayı seviyorsan çok güzel ve onlar izninden düşmüyor. Harika bence. Onun dışında ya hakların gayet iyi, fırsatlar güzel. Başka ne bahsedebilirim? Ortam, iş, arkadaş ortamları, iş ortamları nasıldı? O da tabii ki işten işe her yere göre değişir. Rahat yani, bir ofisim vardı paylaştığım. Onun dışında diğer doktor öğrencileriyle kaynaşmamı sağlayacak işte üniversitede güzel bir böyle mutfak, salon gibi bir yer var herkesin yemek yediği. İşte birlikte çok bir şey olmuyor. Yani bazen şey yapıyor işte after work dedikleri, cumaları bir bara gidelim, bira içelim gibi şeyler. Yani güzel bir ortam ama kişiden kişiye değişir yani ne arıyorsun, tabii nasıl insanları seviyorsun, onlarla da ilgili. Benim için tek başına yeterli değildi o ortam, akademi ortamı. Onlarla hani çok, üniversite dışında çok kaynaşmadım ama çok tatlı ve güzel insanlardı. Diğer projemde çalışan diğer kişiler çok çok sevdiğim arkadaşlarım.
Öyle. Bu arada doktorayı Uppsala Üniversitesi'nde yaptım. Biraz Uppsala Üniversitesi'nde ama daha önceki videolarımda yine konuşmuştuk. Bu arada Uppsala İsveç'in en eski üniversitelerinden biri. Çok güzel bir üniversitedir. Nasıldı üniversiten, ortamın? Yine böyle olanaklarınız. Ya Uppsala Üniversitesi çok güzel, çok eski, köklü bir üniversite. İsveç'in en eski üniversitesinden bahsediyoruz. Kaç yıllık olduğunu şu an hatırlayamıyorum. 400'lerde falan kurulmuş. Doğru, evet. İnanılmaz eski ama imkanları çok iyi. Tabii ki yani eski ama yine teknoloji açısından gayet iyi. Zaten İsveç teknoloji açısından çok iyi. Onun dışında yeri çok güzel, benim olduğum kampüs çok güzeldi. Engelska Park'ken İngiliz Park'ı, yeşillik vesaire. Ofisim tam bir mezarlığa bakıyordu. O da çok ilginçti. Güzel yani hayatın gerçeği sonuçta. Evet. Yemyeşil yine parkın içinde. Şöyle tabii, üniversite ortamı bana hep biraz gri geldi. İçi böyle o koridorlar, o ofisler. Yani çok benim için içimi açan bir ortam değil. Ama hani Uppsala Üniversitesi'nde bir sütü yok yani bunda. Benimle de ilgili daha çok ne bileyim çok sevmedim. Şöyle yani ofiste tez yazmak bana zaten zor geldi. Ben genelde evden çalıştım. Benim için güzeldi çünkü benim süpervizörüm, danışmanım gayet açık, çok iyi bir kadın yani melek gibi gerçekten ve hep bana yardımcı oldu her şekilde ve sen buraya gelmek zorunda değilsin, işini yaptığın sürece nerede yaptığın beni ilgilendirmiyor ve herkes böyle değil ama pek çok insan böyle yani isteyen gidiyor isteyen gitmiyor, önemli olan senin işini yapman, yapamazsan da geç bitiyor proje, para almadan devam ediyorsun. Yani benim için öyle oldu, 4 yıl ben uzattım doktoramı ve bitti yani. Maaşım artık kesilmişti bitirdiğimde. Aslında biraz da şey, bölümden bölüme fark eder ama doktoradan sonra iş bulma olanağı nasıl istedi? Bu da bana aslında gelen sorulardan biri. Çok kesin cevap veremeyeceğim. Bölümden bölüme fark eder gerçekten. Ne iş yaptığın, ne okuduğun, ne kadar revaçta olduğuyla ilgili. Şöyle bir durum var. İsveç'te İsveççe konuşmak, öğrenmek çok zor. Bunu yapanlar zaten İngilizce konuşmayarak yapıyorlar. Kesinlikle. Akademi ortamında ise İngilizce tek dil gibi bir şey. Yani İngilizce konuşarak yıllarca hiç İsveççe duymadan, ben bazen haftalarca tek kelime İsveççe duymadığım oldu okul ortamında. Böyle geçiyor ama bir anda iş bulma kısmına gelince hepsi olmasa da pek çok iş İsveççe olmasını talep ediyor. Fakat yine pek çok arkadaşım var hiç İsveççe olmadan. Daha çok böyle fen, matematik, mühendislik, kimya, biyoloji gibi. O bölümlerde olan pek çok arkadaşım zaten laboratuvarda çalışıyorlar. Onlar buldu. Onlar daha çok mesela akademide kalmak istemeyip ne denir, normal bir iş buldular işte bir şirkette vesaire. Ama pek çok insan da İsveççe öğrenmem gerekiyor diyor. Ben şu anda herhangi bir iş bulmadım. Ben kendi işimi zaten kurup uluslararası online olarak çalışmayı tercih ettim. Ama işte dediğim gibi kişiden kişiye değişiyor yani. İsveç'te de iş bulmak öyle değil. Ama belki de öyle bir şey yapmışsındır ki. Şu çok güzel, ha bunu söylemeden geçemeyeceğim. İsveç'te kendi işini kurmak çok kolay. Çok destek var. Trygghet Stiftelsen diye bir kuruluş var. Bu, ben doktoram bitmeden birkaç ay önce bana bir mail geldi. İşte doktoranız bitiyor, size artık biz yardım etmeye başlayacağız. Bu sana iş bulmak veya iş kurmak konusunda destek veriyor. Ve senin orada bunca yıl ödediğin vergilerden oluşan bir havuz paran var. Ve benim bundan haberim bile yoktu. Ve bana onlar koçluk veriyorlar mesela iş kurmak için. Bir sürü masrafımı ben oradaki paramdan karşılıyorum hala. Yani bu işimle ilgili yaptığım masrafları onlara yolluyorum. Bana parayı yatırıyorlar. Yani burada inanılmaz bir destek var. Öyle seni yalnız başına kalmıyorsun bir anda. Seni destekleyecek birçok mentorluk programı var. İş kurmak için de bulmak için de. Yani İsveç zaten biraz böyle startup. İnanılmaz. Çok fazla startup desteği de var. Tabii ki dediğim gibi belli akademik süreçten sonra insanlar ya iş buluyor ya da kendi işini kuruyor. İsveç de bunun için güzel ülkelerden biri. Çok rahat olacak. Değerlendirilebilir. Kesinlikle. Soru videosu olmayacak dedim ama diğer sorulardan biri. Ya şimdi bu doktor maaşı bana yeter mi? Ailemle gelsem karşılar mı? Bu arada aileyi getirebiliyor muyuz? Maaş yeterli oluyor mu? Biraz bunu anlarsın, sevinirim. Şöyle, İsveç pahalı bir ülke.
bir o kadar da rahat yaşanan bir ülke. Ben buraya ilk geldiğimde doktora, mesela İstanbul'da ben çok daha fazla para kazanıyordum. Hani oranın şartlarına göre çevirerek değil de. Hı hı. Buraya geldiğimde de eyvah işte öğrenci mantığı, işte doktora parası falan çok değil. Yani öyle devasa bir para değil ama tam zamanlı bir iş maaşı. Ve her ne kadar burası pahalı da olsa, burada zengin olmak da çok kolay değil biliyorsun, vergiler vesaire. Hı hı. Hayat standartım inanılmaz yükseldi. Onu fark ettim. Çünkü her şey çok kolay burada bir şekilde. Evet. Hayat standartım yükseliyor. Dikkat ediyordum, dışarıda yemiyordum, işte hep eve alışveriş. Dışarıda yemek pahalı. Türkiye gibi burada her gün 3 kere dışarıda yemek yemiyorsun. Evet. Ama şu anda düşünüyorum mesela, yani herkes burada rahat yaşıyor normal bir maaşla. Hatta yarı zamanlı çalışıp, şu anda ben yarı zamanlı çalışıyorum. Yine de rahatım. Deli gibi para harcamıyorum. Zaten hani senin hayat tarzına bağlı. Ama şey, kesinlikle doktora, yani öyle hayat tarzın inanılmaz uçuk değilse rahatlıkla yaşayabilirsin. Ailesiyle gelen çok var. Tek bu maaşla ailesini geçindirenleri biliyorum. Biliyorsun. Var, mümkün. Nasıl yaşamak istediğine bağlı. Ev bulma konusuna gelelim. Evet. Belki işlemişsindir başka videolarından. Üniversite evet videosu ama senden dinleyeyim, senin tecrübenin önemli. Yani benim için çok şanslı gitti. Hep çok kolay oldu. Ama birçok insan biliyorum böyle bir yılda 7 ev değiştiren. İsveç'te ev kiralamak dünyanın en zor şeylerinden biri. Ev satın almak daha kolay. Yani evet. Ve ev satın almak çok zor değil gerçekten burada. Çünkü faizler çok düşük. Öğrenciyken de bu ayrıyetten zor oluyor. Yani bunun için pek çok tabii yardım. Mesela üniversitenin kendi ev ofisi var, ev bulma ofisi. O insanlara 2 yıla kadar ev bulabiliyor. Bu birçok üniversitede var. Ondan yararlanılabilir. Birilerinin yanına çıkılabilir ama öğrenci ve doktorayken yani bir şekilde buluyorsunuz. Ama kolay değil, değil yani. Stresli bir süreç aslında. Evet, ve aileyle geldiğinde bu daha da stresli olacaktır. Özellikle çocuğu olanlar bunun çok zor olduğunu söylüyor. Oradan oraya taşınmak ilk yıllarda. Artık 5. yılındasın. Geri dönüp baktığında böyle aldığın dersler var mı? Ne bileyim şimdi doktora için yer arayanlar için bir tavsiyelerin var mı? İsveç'i önerir misin? Bir kere evet. Yani şu an tam tavsiye, ya iyi bir deneyimim oldu gerçekten. Ki o kadar hani akademik olarak hırslı olan bir insan değilim. Ve İsveç'e doktora gelmeyi düşünenlere diyorum ki düşünmeyin, yapın, deneyin bunu. Yani çok düşünecek bir şey yok. Gerçekten çok avantajlı bir yer. Ben hep tavsiye ediyorum. İnsanlar hatta nereye gitsem dediğinde yani kuzey ülkeleri bu açıdan çok iyi. Fırsatları sana sunduğu imkanlar açısından. Ve çok düşünmeyin. Parayı falan dert etmeyin. Yaşar mıyım, yaşamaz mıyım, nasıl olur demeyin. Aynı zamanda şu da var. Ben buraya gelirken dedim ki yani iyi gitmezse ne olur? Geri dönerim. Yani bu da bir risk, iyi gitmeye de bilir. Ama şunu da söylemek istiyorum. Burada sendikalar var. Öğrenciler için de var. Doktor öğrencileri için. Ve sendikalar İsveç'te çok güçlü. Mesela danışmanınla vesaire problemin varsa, çeşitli sıkıntılar yaşıyorsan, işte mobbing vesaire, onlar da sana yardımcı oluyor. Böyle şeyler olabilir, oluyor da. Yani kişiye de bağlı. Ama genel olarak insanlar saygılı ve her şey senin için. Yani kolay yürüyor işler. O yüzden çok fazla hani tavsiyedense, eğer böyle bir niyet varsa kesinlikle tavsiye ediyorum. Gelin. Değil mi? Aynen. Sosyalleşmekte zorluk çekebilirsiniz. Orada biraz zorlamak gerekiyor. Senin videolarında var zaten onun. Nasıl arkadaş edinir, sevgili edinir videolarımı izleyebilirsiniz. Ben çok güzel bilgiler öğrendim bu videoda. Umarım siz de böyle doktora yapmayı düşünüyorsunuz İsveç'te. Güzel bir kaynak olur bu video sizin için. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. 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 Süper.